...hem siyaset yasağı koyup hem de hapis cezası verdiler. Biz bu işlere alışkınız ama e, İmamoğlu ve İmamoğlu'nun temsil ettiği makam nedeniyle önemli bir siyasette, önemli bir planlama yol açacak bir gelişme var. Dün e, Kılıçdaroğlu hareket etti Berlin'den, Almanya gezisinden, erken döndü. Ve kendisi hakkında yapılan spekülasyonlar hocam önlemiş oldu. Bugün de biz geldik ve stüdyodayız. Hocam siz... Türkiye'desiniz. Gündeme daha da hakimdiniz. Ben de izledim kuşkusuz. Buyurun hocam. Ben size evet. sözü vermiş olayım. Sonra devam ederiz. Saraçhane galiba. Doğru. Mı? Doğru. Şimdi tabii e, apar topar değil paldır küldür geldiler. <laughs> evet. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun Almanya gezisi e, biraz Paldırküldür oldu. Geri döndü. E, oldu Şimdi değerli izleyiciler. E, hocam şey konusunda ne düşünüyorsunuz? ya Bu gezinin zamanlaması açısından bir sorun var. Tabii. Dava varken böyle bir evet, gezinin eee Kılıçdaroğlu ekibi tarafından düzenlenmesi ya yanlış bir informasyona dayanıyor ya da yani ötesini yorumlamak evet. anlamsız Aslında, ama esasında yanlış bir informasyon. Çok dayanıyor. çok haklısınız. Aslında ya Amerika bir Amerika tarif. Amerika gezisinde de aynı şey oldu. Hatırlayın orada da bu sansür yasası geçiyordu meclisten. bunlar uluslararası ilişkilerde çok doğaldır. Ben onu çok yaşadım müsteşarken bakan adına bakanlık adına başbakan yardımcısı adına başbakan adına bunlar olur ertelenir vesaire e, Amerika gezisi de ertelenebilirdi. İngiltere gezisinde bir sorun yoktu e, zamanlama açısından ama Almanya gezisi de ertelenebilirdi. Çünkü e, her türlü Önümüzdeki hafta yapılabilir hocam. Evet her türlü kötülüğün hazırlandığı yapıldı yapılacağı belliydi nitekim yapıldı. Allah'tan çabuk karar verildi. Çabuk karar verildi. Apar topar Oradan sizin deyiminizle dönüldü. Tabii e, apar topar, paldır küldür, gümbür gümbür. E, bu arada Almanya'dan e, yapılan bir, e, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir e, video e, bildirisi, yolladığı bir video bildirisi çok önemliydi. Kılıçdaroğlu'nun e, arkasında, e, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun hepsi oğlu olduğu için karışıyor bazen, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun arkasında olduğunu ve bu kararın yani mahkeme kararının aleyhte olursa saray darbesi olduğunu söyledi. Fakat bence küçük bir orada terminoloji ve tarih hatası vardı. 28 Şubat anlayışı saraya egemen olmuş dedi. 28 Şubat doğru bir tarih değil, doğru bir gönderme de değil. Çünkü 28 Şubat'ta darbe falan yoktu. Darbe de yoktu, darbe teşebbüsü de yoktu. 28 Şubat bir Milli Güvenlik Kurulu kararlarıydı ve e, her şey so cari hukuk içinde gerçekleşti. Ve 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 28 Şubat 1997 Sovyetler Birliği çöktükten sonra e, komünizmin kırmızı kitapta birinci milli tehlike olarak çıkarılıp yerine irticanın konmasıydı. O yüzden dinciler ve mezhepçiler din üzerinden siyaset yapanlar 28 Şubat'ı telin ediyorlar mahkum ediyorlar ve onu darbeci diye niteliyorlar. Oysa bu tamamen parlamenter rejim içinde çözülen bir konuydu ve darbe değildi. Eğer öyle bir şey söyleyecek idiyse ki söyledi doğrudur da darbeciliktir bu kararla yapılan. O sarayda 28 Şubat anlayışının değil 12 Eylül anlayışının veya 12 Mart anlayışının veya 15 Temmuz 15 Temmuz 2016 15 Temmuz anlayışının ha hakim olmasıdır. Yani o darbeler 12 Mart 71, 12 Eylül 80, 15 15 Temmuz e, 2016 ve ve 20 Temmuz 2016 sivil darbe şeyden e, yararlanıp e, 15 Temmuz darbe girişiminden yararlanıp onu da böylece belirttikten sonra asıl sonuçlarına gelelim bugün e, Saraçhane'de çok önemli bir gelişim yaşandı değerli izleyiciler. Şimdi görüyorsunuz veya görmüyorsunuz, bakmıyorsanız sosyal medyaya görmüyorsunuzdur. Sosyal medyada çok ciddi bir biçimde Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmeye dönük, İmamoğlu'nu adaylığa uygun gören ve bu kararın onu aday yaptığını doğrudan, yani adaylığa desteklediğini filan değil, İmamoğlu'nu aday ilan ettiğini bu kararla bu kararın belirten bir takım paylaşımlar var ve bunlara girip baktığınız zaman kimler bunu yapıyor? Hemen arkasından o o hesapların daha çok altılı masadaki CHP'den sonra gelen partinin sempatizanları. İyi partililer. Evet. Ve evet. AKP'liler. Evet, olduğunu görüyorsunuz. İyi partililer Şimdi, ve AKP'liler. Ne oluyor o, hocam sizce? Niye yapıyorlar bunu? Ee, sanıyorum orada e, Kılıçdaroğlu'nun e, yeterince… Sanki e, böyle bir mahkeme kararı bekliyorlarmış gibi. Yani yet, yet, nasıl bir yet, kafadır bu ya? Efendim Kılıçdaroğlu'nun e, yeterince e, e, yeterince kendilerine destek vermiş olmaları olmasına rağmen <laughs> Kılıçdaroğlu yerine Meral Akşener'i öne çıkarmak istiyorlar. Bunun içinde de birinci aşama… Kılıçdaroğlu'nun yıpratılması diye düşünüyorlar. Bazı CHP'liler de bunu yiyor galiba değil mi? Valla mümkün çünkü şöyle bir şey var. Şimdi bakın değerli izleyiciler, ben hiç komplo teorilerini falan sevmem. Öyle şeylere pek fazla e, papuçta bırakmam. Fakat okuduğum için söylüyorum. Tabi hocam şöyle bir laf var ya, paranoyak olmanız takip edilmediğiniz anlamına, anlamına gelmez. gelmez. Tabi biliyorsunuz adam <laughs> psikiyatre gidiyormuş, yatağının altında timsah var diye paranoyak diye. Psikiyatri paranoyak demiş, paranoyak. Sonra 6 ay sonra gitmiş adamın adresine bakmaya. Nerede bu adam demiş. Gelmiyor. O demişler yatağının altında bir timsah vardı. Adamı yedi demişler. Ya yani onun için. Dolayısıyla <laughs> yani, Evet. Dolayısıyla Şimdi durumu... okuduğum için söylüyorum. Resmen bu söylediğim yorumu sosyal medyada okudum. Efendim. İmamoğlu öyle bir yıldız olmuş ki bu yıldızlığıyla Cumhurbaşkanı adayı ilan edilecekmiş. Kılıçdaroğlu'nun yerine fakat son anda bu mahkemenin yasaklamaya yol açan kararı hem istinaf mahkemesinden hem de Yargıtay'dan onaylanacakmış. Onun cumhurbaşkanlığı adaylığı düşünce e ikinci sırada Meral Akşener'in adaylığı söz konusuymuş. Dolayısıyla en iyi çözüm belki de Meral Akşener'in şimdiden cumhurbaşkanı adayı olmasıymış diye resmen bunu açıkça bunu yazan Yorumlar var. Şimdi dolayısıyla bu abuk sabuk bir e, yapı geliyor. Bu arada Henry Barkey'in, sizin de dikkatinizi çekmiştim ama yoldaydınız gördünüz mü bilmiyorum. Ee, Baktım hocam. E, Henry Barkey'in bir yorumu var. Diyor ki e, bu diyor kararın bir kaybedeni bir kazananı. Daha doğrusu iki kaybedeni var diyor. Birisi diyor e, Recep Tayyip Erdoğan, öbürü diyor Kılıçdaroğlu. Sonradan ben buna dikkat çekince ve bunu paylaşınca biraz daha... İki de, kaybedeni? iki kaybedeni var diyor. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu. Burak, iki, evet. evet. İki kaybedeni var diyor. Biri diyor Erdoğan, biri Kılıçdaroğlu. Sonra ben bunu bakın dikkat edin kim ne kim deyince, diyor hocam? Kazanan deyince kim? o yoruma girdi. İşte ondan sonra e, İmamoğlu'na haksızlık edildiğini söylemeye başladı falan falan. Yani fakat şeyi görüyorsunuz. Henry Barken çok önemli bir kişi. Bırakın ajan majan olmasını ben hiç işin orasında da değilim. Bir analist, ajan veya Ajan değilim, değilim diyor zaten bizim A ayrıca efendim, değil. Ben CIA dahil rapor hazırlarım diyor. Buna değerli izleyiciler, sana. değerli evet. izleyiciler. O düzeyde adam öyle field agent dedikleri sahada ajan olmaz. Belinde tabanca taşıyıp bilmem ne vuran, onu öldüren <laughs> filan kimseler olur. Bunlar önemli analistlerdir. Kimisi Rand Corporation'ın, kimisi işte bilinir onlar zaten. Kimisi CIA'nin analistidir. Ee, Barkey o düzeyde bir adam. Yani onları yapan bir adam. Nitekim kitabı filan var. Şimdi onun böyle bir şey söylemesi fevkalade önemli. Dolayısıyla bu son kararın e, Bence, hangi amaçla... iki kaybedeni var lafını yazın arkadaşlar evet, hocam. Buyurun. Evet, evet. Barkey ama aman. Aman Barkey. Henry Barkey. Evet. Henry Barkey iki, Barkey iki evet, nokta üst üste Henry Barkey iki kaybeden var. Kılıçdaroğlu ve ee, Recep Tayyip Erdoğan. İlginç bir analiz evet. evet. Ben şu, uçakta baktım orada evet, ona. Evet. Şimdi değerli Uçaktayım izleyiciler. Uca. Şu veya bu nedenle yapıldı. Şimdi bu iktidarın ben bunu 40 defa söyledim. Gene tekrarlıyorum. Neyi, niçin yaptığı, hangi mantıkla yaptığını bilmek mümkün değil. Çünkü düz mantıkla düşünmüyor. Hukuk devletine göre de düşünmüyor. Hatta ve hatta kendi iktidarını devam ettirmek babında mantıklı da düşünmüyor. Bazen tamamen kendi aleyhine olan şeyler yapıyor çünkü duygusal bir kişi bu. Bu kişi, bu devlet dediğiniz şey bir şahıs. Bu şahıs bazen kızıyor, bazen affediyor, bazen acıyor, bazen öfkeleniyor. Neyse işte filan böyle. Dolayısıyla neyin için yaptığını anlamak mümkün değil. Bu karar da niye alındı onu anlamak çok mümkün değil. E, tahmin edilebiliyor. Yani İstanbul'u kaybetmenin öfkesi var. İstanbul'dan kesilen hortumların acısı var. Kaynak kaybının getirdiği çaresizlik var çünkü para yok. Hiçbir şekilde para yok. Bütün kaynaklar bitti. Tekrar İstanbul'dan gelecek olan rantın yani vergilerin filan kullanılması var. O kayboldu. Bunun kızgınlığı var. Bunun öfkesi var filan. Onları anlıyorum. Üstelik Ekrem İmamoğlu'nun bu, bu hortumlar kesilince. Oradan bulduğu kaynaklarla bütün engellere rağmen yaptığı işler başarısı var filan. böyle Falan tamam. Ama sonuçlarını bu kararı verenler de hesaplayamadı. Şimdi bunun birçok sonucu olabilir. Bilemiyoruz henüz Ekrem İmamoğlu'nu ve Kılıçdaroğlu'nu nasıl etkileyecek. Altılı Masayı nasıl etkileyecek bilemiyoruz. Şimdi hemen e, sevgili Yanardağ'a veriyorum. E, görülen e, İki şeyi özetleyeyim. Bir, bu bir darbedir çünkü altılı masanın içine atılan bomba değil, sadece CHP'nin de içine atılan bir bombadır. İktidarın hukuksuz ve haksız bir e, kararla, hukuksuz ve haksız bir uygulamayla CHP'nin ve altılı masanın içine bir bomba attığını görüyoruz. Bu bir darbedir. Bu muhalefete atılmış bir bombadır. Bilmiyoruz sonuçları ne olacak ama bir bomba olduğunu biliyoruz. Normal gidişi engelliyor. Normal gidiş işte Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, altılı e, Basa'nın adayı falan falan. Birincisi bu. İkincisi çok enteresan bu bugünkü izlenimim. <laughs> Bunu mutlaka altını çizmek istiyorum. Bugün Saraçhane'deki görüntü bu darbenin bu amacına varmadığını ulaşamadığını, gösteriyor. ulaşamadığını altılı masada, altılı masada çatlak olmadığını gösteriyor. Yani ister inanın ister inanmayın, ben de şimdilik en azından kuşkuyla bakıyorum ama altılı masa bu darbeden çatlamadı. Altılı masada çatlak yok. Yani bir KJ koyacaklarsa belki arkadaşlar altılı Takip masada, evet, altılı masada çatlak yok diyebilirler. Bu çok önemli bir, çok önemli bir sonuç. Yani bu kararı aldıranlar CHP içinde umut ettikleri kargaşayı ve altılı masada umut ettikleri ayrılığı, kavgayı, tefrikayı onların deyimiyle oluşturamadılar. En azından şimdilik. Buyurun efendim. Hocam çok teşekkür ederim. Ee, tamamen katılıyorum. Kumpas İmamoğlu'na mı Kılıçdaroğlu'na mı yazmış arkadaşlar? Çok doğru bir KJ. Evet. Çok doğru bir ifade. Tam da yaklaşımımızı ortaya koyuyor. Ama öncelikle şunu belirtelim. Ekrem İmamoğlu şu anda e, milletin iradesinin bir temsilcisi. Çünkü Ekrem İmamoğlu İstanbul'da seçimi iki kez kazanan Ekrem İmamoğlu bir yargı darbesiyle görevden alınmaya çalışılıyor. Bir yargı darbesiyle. Bu evet. AKP iktidarının ne kadar çaresiz ve nasıl e, kaybetti kaybettiğini, Türkiye'yi kaybettiğini gördüğü için nasıl saldırgan olduğunu ortaya koyması bakımından önemli. Asıl amaç asıl amaç İmamoğlu'nun adaylığını engellemek değil. Değerli yurttaşlar, sevgili izleyiciler, kıymetli dostlarımız, asıl amaç İstanbul'u almak, İstanbul'u muhalefetten, CHP'den almak, İstanbul'un olanaklarını kullanarak bir genel seçime ve Cumhurbaşkanlığı seçimine gitmek. Asıl amaç bu. Asıl amaç bu. AKP iktidarının büyük bir korkusu var. İstanbul'un, İstanbul'u Ekrem İmamoğlu iki kez seçilmiş, Milletin iradesini temsil eden bir isim, bir siyasetçi, CHP'li bir siyasetçi, genç, dinamik ve başarılı bir siyasetçi. İstanbul'u bir dönem daha yönetmesi gereken bir siyasetçi bana göre. Fakat şunu hiç unutmayın, asıl korktukları kişi, asıl korktukları kişi Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu'nun adaylığıdır. Bugün Levent Gültekin bir yazı yazmış Diken'de, değil mi? Levent Gültekin bir yazı yazmış. Değerli okuyorum bunu. Bu ayıptır. Bunu şiddetle protesto ediyorum. Kınıyorum bunu. Şimdi Levent Gültekin dikende yazı yazmış. Halk TV'de de program yapıyor. Yani Halk TV'nin bu görüşleri paylaştığını düşünmüyorum ben. Kimlik kimlik siyaseti yapıyor. Evet, kimlik siyaseti. Yani yapıyor. kimlik siyaseti. Hemen okuyorum. Faşizme gider. Hemen, unutmayın. Hemen 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 okuyorum. Kimlik siyaseti faşizme gider. Unutmayın. Hemen okuyorum. Şu yazıya bakar mısınız? Ülke tarihinin en, yoku, en, yoğun din ve milliyetçilik istismarı yapan otoriter bir İslamcı iktidarının karşısına Alevi inancına sahip bir aday çıkarmak akılla, mantıkla, olağan akışla açıklanacak bir şey değil. Ülkenin kader seçimini mezhep ikilemine sokmak ya da deli olmak ya da işbirlikçi olmak gerekir. Tam işte kim kimliş... işbirlikçi de deli de sensin Levent Gültekin. Yazdığını yapıyor. Sen yapıyorsun çünkü bunu. Hadi biraz daha şey yapalım senli benli konuşmayalım. Siz yapıyorsunuz Siz yapıyorsunuz. Siyasal İslamcı bir geçmişten geliyorsunuz. O mahalleyi terk ettiniz. iyi güzel. Biz de buna hiç itiraz etmedik. İyi yaptınız. Ama bu yaklaşım nedir ya Allah aşkına? Böyle mi tartışacağız? Biz bu ülkede bir cumhurbaşkanı adaylığının adayının sünni olduğunu tartıştık mı hiç? Böyle bir şey olabilir mi? Bir HDP'li de yazmış. Maalesef Kızılbaşlara karşı bu memlekette böyle bir tepki var falan diye. Şafii çünkü. Biz bunu anlatmaya çalıştık. Şafii, evet. Alevi arkadaşlar kendilerini bazı kesimler Kürt ve Alevi diye nitelendiriyor. Çok azdır. Kürtler ağırlıklı olarak Şafii'dir. Evet. Aleviler bir Türk inancıdır. Ya zamanla Kürtleşmiş bazı. Türk aşiretleri boyları vardır. Veya tersidir. Olmaz değil. Bakın Arap Aleviliği vardır vesaire vardır ama kavim olarak topluca Kürtler Şafidir. Dersim Aleviliği zazadır. Alevi Kürt olmaz diyen benim evet. benim arkadaşlarım vardı. Ben de evet. hatta, ya biri evet. biri, mesel, onlar, biri onlar, ırk. Tabi onlar zazadır, onlar zazadır ve Horasan'dan Oğuzlarla beraber, Oğuz Türkmen boylarıyla ile beraber Anadolu'ya geçeden önemli bir kavimdir. Nizamülmülk tam bin yıl önce siyaset de onları anlatır. Selçuklu sarayının muhafız alayı onlardan oluşur. Hatta Nizamülmülk diyor ki hocam. Ee, ya bu Türkmenler, Oğuzlar kısım akraba ama güvenilmez sultanım diyor. Bin kişiden fazla başkentte bulundurmamak gerekir, onlar asidir. <laughs> o yüzden Deylemliler, yani Zuzu dili konuşan, bugün Zaza dediğimiz Deylemliler güvenilirdir der. Ee, Selçukluların en önemli, yani muhafız alayı Selçuklu sarayını koruyan savaşçı e, bir kavimdir. Ta bu şeye kadar gider yani, İsmaililere kadar gider vesaire. Şimdi o ayrı bir bahis, onu bir kenara bırakalım. Ama bir HDP'nin yazdığına bakar mısınız? O da sosyal medyada var. Görün, bakacaksınız. Şimdi biz programa katılmadan önce bana Gökmen Karadağ arkadaşımız bizden hemen sonra program yapacak. Gökmen Karadağ arkadaşımız gösterdi. Olacak iş değil. İnanamıyorum. Hiçbir HDP yöneticisinin bunu kabullenmesi mümkün değil. Kızılbaş düşmanlığı varmış memlekette ya. HDP'li arkadaşın söylediğine bak. Bu nedenle Kılıçdaroğlu olmaz mı? Ayıptır ya. Ayıptır. Ayıptır. HDP gibi bir partide siyaset yapıyorsun. Ayıptır. Bunu nesnel bir tercih olsa bile senin bu zihniyete karşı mücadele etmen gerekir. İş nereye geldi? Şimdi bir Kılıçdaroğlu şey İmamoğlu kararından iş nereye geldi? Levent Gültekin'in bugün yazdığı yazı ya. Ya bugün yazılacak yazı mı bu? Nereden çıkıyor? kendi kendinden mi çıkıyor acaba yoksa öyle bir... Hocam bir operasyon biz şimdi burada söyleyince herkes hani komple teorisi mi filan dedi. Siz de bu komple teorilerine uzaksınız ama dediğim gibi hani paranoyak olmamız takip edilmediğimiz timsah, anlamına gelmiyor. Timsah iyi verir sonra. Evet. Timsah iyi verir. Yatan, aynen aynen öyle. Vatan altındaki hocam. timsah iyi verir. İyi verir. Aynen öyle. Hiç olmaz değil. Bakın emperizm çağında komplo siyasetin bir parçasıdır. Olur abartmamak lazım. Komple teorisi dediğimiz bunun abartılması ve her toplumsal ve siyasal si, siyasal olayın bir komple teorisi perspektifinden açıklanmaya çalışılması yanlıştır. Bunun yanlış olması siyasette komple olmayacağı anlamına gelmez. İşte bunlar öyle şeylerdir. Komplolar olabiliyor. Şimdi Levent Gültekin kalkıyor bunu yazıyor. Şimdi çok şaşırdım. Yani ayıp ya. Ayıp. Tamam. Şimdi bunu diyebilirsiniz ki siz hani objektif bir tespit. Ben Levent Gültekin'in Alevi düşmanı olduğunu düşünmüyorum. Onu belirteyim. Tabii, tabii. Levent Bey öyle birisi değil. Sağ ee, sağduyulu, aklı başında birisi. Fakat yani bu, bu bir anlayış, bir zihniyet, bir şey dayatılıyor bize. Bir şey dayatılıyor. Geçiş döneminin, geçiş dönemini bugün Murat Taylan'la konuştum ben hani Türkiye'de ne var ne yok ne oldu diye yoldan yeni geldiğim için gündemi de alalım diye sağ olsun aradı beni. Şimdi bir geçiş döneminin adayı kim olabilir? Buna bakıyoruz. Kim olabilir ya? Ya Türkiye'yi rahatça taşıyacak, demokratik rejime taşıyacak, verdiği sözleri tutacak, milletin güvenebileceği aday kim olabilir? Bunu tartışıyoruz biz. Egosu çok yüksek olmayan, ceberrut olmayan, olmayan cebarrut olmayan aday kim olabilir? Biz Demokrat bunu tartışıyoruz. Kimlikli. Evet, bunu bunu tartışıyoruz. Yoksa şunun hiçbir şeyi yok. Biz İmamoğlu'nun yanındayız. İmamoğlu'nun o göreve İmamoğlu İstanbul'un belediye başkanıdır. Hiçbir gücü Hele bir yargı darbesi onu alamaz. O görevden alamaz. Nasıl ki Canan Kaftanoğlu, Kaftancıoğlu fiilen il başkanlığı yapıyorsa eğer, bütün CHP'liler ona il başkanı muamelesi yapıyorsa öyle Senler Belediye Başkanlığı'na teslim falan edemezler. Geçti o. Şimdi ben hocam e, izin verirseniz e, biraz sen uzatacağım sen... ama Uzan, buyurun, bir birkaç buyurun. şey söyleyeceğim. Ben Abi. bugün konuşmaları dinledim. Havalandı inerimmez, arabada açtım ve dinledim. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun konuşması önemliydi. Bir konuşmaya benziyordu. 11 maddelik bir deklarasyon yayınladı. Bu 11 maddelik deklarasyon 15 Temmuz darbesinden sonra 18 Temmuz'da, 18-19 Temmuz'da şeyde Taksim'de yapılan mitingde evet. de 12 maddelik bir deklarasyon yayınlamıştı. Evet. Burada hatırlatalım. O mitingin mimarı İstanbul İl Örgütü'dür. Cemal Can Polat'tır başkanı. Ve yeni kapıdan daha güçlü bir miting. Evet. Daha büyük bir miting. Şimdi ben 11 maddenin, bir şey söyledi Kılıçdaroğlu, kavga etmeyeceğiz, gerilim yaratmayacağız, Türkiye'yi seçime götüreceğiz. Bu taktik doğru bir taktiktir. Provokasyona gelmeme taktiği. Ama provokasyona gelmeme taktiği sizi bir yanağınıza tokat atılırsa öteki yanağınızı uzatma tutumuna da sürüklememeli. Bir atçılık, bir atçılık. Evet, yani. Size dayatılana razı olma tutumuna da yol açmamalı. Milletin bir tepkisi varsa onun önüne bir bariyer koymamak lazım. Saraçhane bitingi bu bakımdan önemlidir hocam. Ben önemli görüyorum ve Saraçhane bitinkleri devam etmeli ve bu darbe püskürtülmelidir. Bu bir darbedir. Bu bir darbedir. Henry Berkey'in yaptığı analiz doğrudur. Bu Erdoğan'a rağmen yapılmış mıdır emin değilim. Ya, Onu mümkün, belirteyim. Mümkün değil, canım. Yani AKP üzerinden yapılmış Hiç bir mümkün şey mümkün değil. ama ortaya çıkan tablo ve tepki bir yanlış hesap yapıldığına dair onlarda da bir izlenim uyandıracaktır. Kim bu aklı vermişse, kim yönlendirmişse bunu yanlış yaptığı açıktır. Bu hem İmamoğlu'nu güçlendirdi ama bir yandan da altılı masaya mahkeme aracılığıyla aday tayin edilmesi nerede görülmüş ya? Mahkeme mi tayin edecek değerli seyirciler, değerli yurttaşlar? Mahkeme altıncı masanın adayını, altılı masanın adayını tayin edemez. Bir serin kanlı olalım, bir duralım, bir bakalım. Bakın İstanbul ne kadar önemli değil mi? Bak İstanbul Belediye Başkanlığı'nı almaya çalışıyorlar. O halde İstanbul Belediye Başkanlığı'nı adaylık içinde 3 ay önceden bırakmamak lazım. Evet. Kesin. 3 Kesin. ay önceden de bırakmamak lazım. Bu darbeyi püskürtmek gerekiyor. İmamoğlu'nun arkasında, İmamoğlu'nun yanında güçlü bir demokrasi cephesi örmeliyiz. Biz sonuna kadar o mücadeleyi yürütmeye hazırız. Bakın bugün bir Saraçhane'deydik. Kendi canlı yayın araçlarımızla ana haber bülten spikerimiz Evren Özal Kuş'la güçlü bir <laughs> yayın ekibimizle biz değil. Çok da iyiydi ya. Evet çok da iyi bir yayın yaptık. Ben bütün arkadaşlarımızı kutluyorum. Emeği geçen bütün arkadaşları kutluyorum. Biz oradayız. Biz bu mücadele mücadelede evet. varız. Biz alanda bu e, alanda olmak, mücadele etmek ve kavgadan kaçınmayız. Kavga evet. derken siyasal mücadeleyi kastediyorum. Şimdi Oradaki konuşmalara bir iki şey söylemek istiyorum. Şimdi Davutoğlu'nun ve Ali Babacan'ın konuşmasında iki şeye ben takıldım. Bir tanesi şu. Tümü ikisi de Recep Tayyip Erdoğan'ın 1998'de siirt dokuduğu şiirde de, şiirden dolayı ceza aldığına bak. Yahu siirt dokuduğu şiir şiir, şiir. değil. değil. İslamcı örgütlerin bir marşı iki. Cihat çağrısı üç. Okuyayım mu sözlerini? Camiler kışlamız, kubbeler miğfer, minareler süngü, müminler asker, Allah'a ekber. Değerli seyirciler, değerli Müslümanlar, camiler kışla mıdır yoksa ibadethane midir? Kubbeler miğfer mi? Peki minareler süngü mü? Yani kimi süngüleyeceksiniz? Müminler asker mi? Kime karşı? Bu ülkenin diğer yurttaşlarına karşı mı? Sonra da Allahu Ekber. Okunan şiir bu. Bak şiir dedikleri şey bu. Hiç unutmayın. Bu şiir bir cihat çağrısıdır. Ha ceza verilir verilmez o tartışılır. Bence yanlış yapılmıştır. O ayrı. Ama bu bir cihat çağrısıdır. Ekrem İmamoğlu'nun ahmak demesiyle ne alakası var ya bunun? Hiç, hiç. Süleyman Soylu'nun, bakın ben bir tane şey söyleyeceğim bakın. Şimdi Süleyman Soylu, e, hocam Ekrem İmamoğlu kamu görevlisi değil mi? Evet tabii. Peki kamu görevlisine hakaret etmek madem suç, tabii. Ne ben diyor? şimdi okuyorum. Soylu, evet. Ben şimdi okuyorum. Bakın, ben şimdi okuyorum. Ben şimdi okuyorum onları. Bir dakika, madem kamu görevlisi hakaret etmek suç, ben şimdi okuyorum. Pislik, çürük, sürtük, çöplük, ruhu kara, müftezel, aşağılık, alçak, şerefsiz. Bunların hepsini siz CHP'ye karşı söylediniz ya. Ahmak dedi ayrıca. Evet. Ahmak diyen. Evet. Hepsini CHP'ye karşı, hepsini İmamoğlu'na karşı söylediniz. İmamoğlu kamu görevlisi değil mi? Siz misiniz kamu görevlisi? Yüksek Seçim Kurulu mu kamu görevlisi? Bir buçuk milyon geçersiz oyu yasaya rağmen geçerli sayacak. Yasa çiğneyecek, 3 ay sonra yasa değişecek. Onlar kamu görevlisi olacak ama İstanbul gibi 16 milyon insanın yaşadığı kentin belediye başkanı kamu görevlisi olmayacak öyle mi? Evet. Buradaki bazı sözcükleri bakın sayarsak Erdoğan'ın ve Soylu'nun söylediği bazı sözcükleri sayarsak Rütük bize ceza kesmeye kaldı Evet evet. Doğru. Öyle bir şey olmaz buyurun hocam. Evet şimdi değerli izleyiciler iki yanlışın altını çizmek lazım. Her ikisini de daha doğrusu bir tanesini şimdi sevgili Yanardağ altını iki defa çizerek belirtti. Bir tanesini de ben söyledim. Şimdi bunlardan öte bir başka genel yanlış daha var. Şimdi iki tane terim yanlışı var. Birisi 28 Şubat'ı darbe diye nitelemek. Maalesef Kılıçdaroğlu da bu yanlış kapanına yakalanmış. Maalesef bu en son kararı söylerken 28 Şubat anlayışı sarayda darbeciliği saraya egemen olmuştu. Hayır. 12 Eylül veya 12 Mart darbeciliği demesi lazım. Bu bir. İki, iki aynı şey. Efendim Erdoğan bir şiir okuduğu için mahkum edilmişti. Şimdi aynı şekilde İmamoğlu da işte bir sözden dolayı, üstelik de hakaret olmayan bir sözden dolayı mahkum ediliyor diye aynı şey demek. Hayır hiç ilgisi yok. Erdoğan bir şiir okuduğu için mahkum edilmemişti. Bayağı bir din ve mezhep üzerinden halkı böldüğü, kışkırttığı ve işte darbe çağrısı yaptığı gerekçeleriyle mahkum edilmişti. Çok önemli. Aradaki fark çok önemli. Bunlar hep iktidarın bize dayattığı dil, terim özellikleri. Şimdi daha başka bir yaklaşıma dikkat çekeceğim. Bu fevkalade önemli. Fevkalade önemli. Bu da Örneğin Alevi arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi Kızılbaş diye niteleyip ta Yavuz Sultan Selim Şah İsmail döneminde yok başına kırmızı bilmem şey bandana bağlarmış da onun için Kızılbaş denirmiş falan diye Türkiye'de adeta küfür gibi kullanılan bir Alevi kimliği adı ile mezhepçilik yapmak. Bakın değerli izleyiciler ben lafımı filan hiç esirgemem. Demin nasıl Kılıçdaroğlu'nu 28 Şubat darbeciliği lafının yanlış olduğunu 40 defa vurguluyarak. Ayrıca altını... hocam Almanya gelsin de yanlış olduğunu söyledi. Ayrıca. Tabii. Davanın Ay, davanın görüldüğü tabii. günü unutup Almanya'ya geziye gönderilmesi yanlış tabii. Müthiş tabii. yanlış evet. büyük bir. Erteleme yanlış. Tabii hocam. Neyse yani şimdi onu nasıl söylediysem şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim benim Kılıçdaroğlu'nun yüzüne karşı da söylediğim. Çok önemli bir e, özelliği oldu Kılıçdaroğlu'nun genel başkan e, koltuğuna oturalı beri. Mezhep ve din ve ırk kimlik siyasetine, siyaseti tuzağına düşmedi. Kılıçdaroğlu piyasaya çıkalı beri, yani lider olalı beri, Recep Tayyip Erdoğan sürekli olarak onun Alevi kimliğine, efendim işte neyse Kürt Türk düşmanlığına, şuna buna ayrımlılığına atıf yapan son derece kışkırtıcı söylemlerde bulundu. Hiçbirine Kılıçdaroğlu bu tuzakların hiçbirine düşmedi. Hiçbir zaman cevap olarak evet ne olurmuş ben Alevi ise Aleviyim kendi kimliğimle övünüyorum demedi mesela. En çok cevap olarak verdiği işte sülalesinin e, Hz. Peygamber'e kadar giden bir e, dizide olduğunu e, iddia eden e, kitaplar yayınlandı. Şunu yaptı, bunu yaptı. Ama hiçbir zaman, hiçbir zaman genel siyasetinde herhangi bir din veya mezhep veya ırk veya kimlik e, e, kullanmadı. Kullanmadı. Bu bu tuzağa düşmedi. Şimdi biraz evvel Levent Gültekin adlı e, zat-ı muhteremin e, yazısını okudu Merdan Bey. O yazı bizatihi kimlik politikası yapıyor. Bizatihi. Yani o yazı tamamen iktidarın istediği tuzağa düşürüyor tartışmaları. Birdenbire aslında Türkiye'nin sorunu demokratik olanlarla, demokrasi karşıtları arasındaki mücadeleyken yani önümüzdeki seçim nedir değerli arkadaşlar? Önümüzdeki seçim demokrasi ile otoriterlik seçimidir. Bunu bilelim. Ne sol ne sağ, ne sol ne sağ kavgasıdır. Ne din ne dinci ne layık kavgasıdır. Demokratik rejimle demokrasi karşıtlarının seçimidir önümüzdeki seçim. Otoriterlik mi, totaliterlik mi yoksa demokrasi mi? Şimdi bu ayrımdan yani demokratik rejimle demokrasi karşıtlarının arasındaki yapılacak olan seçimi siz birdenbire din, mezhep, sünni, alevi, kızılbaş, bilmem Karadenizli, e, bilmem nereli e, gibi hem de üstelik bir de coğrafi kimlikleri de indirgeyerek, yok efendim Trabzonluymuş, bilmem şuymuş, buymuş, öbürü de bilmem nereliymiş. Ya ayıptır bunlar ya. Bunlar demokrasi düşmanlığıdır, demokrasi düşmanlığı. Bakın, yani 50 yıla aşkındır bunu söylüyorum. Hangi parti, hangi politikacık ki kimlik siyaseti yapar, o demokrasinin altını oyar. Çünkü demokratik siyaset, dini, mezhebi, ırkı, milliyeti, coğrafi, kökeni, cinsi, eğilimleri, her ne olursa olsun, rengi, dili, ne olursa olsun, sadece o ülkenin vatandaşı olduğu için eşit muamele eder hepsine. Siyaha, beyaza, sarıya, kadına, erkeğe, farklı cinsel eğilimi olana, Türkiye, Kürde, Laza, Sünniye, Aleviye, Nasuriye ne derseniz değil. Hepsi eşittir. Siz eğer bu kimliklerden bir tanesini öne çıkarırsanız işte o zaman o yazıyı yazan Zat-ı Muhterem'in söylediği dinci iktidarın tuzağına düşüyorsunuz yahu. Yani bunu nasıl görmüyorlar, nasıl anlamıyorlar? Birisi size bir dinci mezhepçi kimlikle saldırıyor. Siz de o saldırıyı savuşturmak için gene dinci mezhepçi bir kimlikle cevap veriyorsunuz. Olur mu böyle şey? Diyeceksiniz ki hayır, hayır bu yaptığın anayasaya aykırı, bu yaptığın insan haklarına aykırı, bu yaptığın demokrasiye aykırı, bu yaptığın hukuk devletine aykırı. Ben din ve mezhep üzerinden kimlik tartışmasını reddediyorum diyeceksiniz. Denecek şey budur. Buyurun efendim. Hocam bir kez daha okuyorum. Değerli seyirciler yorumsuz okuyorum. Sayın Erdoğan'ın muhalefete, muhalefet partilerine, liderlerine, <laughs> Sayın Soylu'nun da Ekrem İmamoğlu'na ve diğer muhalefet mensuplarına söylediği sözler. Yorumsuz okuyorum, okuyup vereceğim. Ulan ahlaksızlar. Sayın Rütük üyeler, bu Sayın Erdoğan'ın sözleri. Ulan ahlaksızlar. Adiler, cibilliyetsizler, zürriyetsiz, tezek, çamur, mankafa, kafa, alçak, afedersin Ermeni, şerefsiz, edepsiz, yalaka, geri zekalı, vampir, dönek, virüs, soysuz, rezil, çakal, ölü sevici, terbiyesiz herif, İsrail dölü, sürtük, çürük. Ya bu ülkede birilerinin hakaret etmesi serbest, diğerlerini yasak mı? Ahmak demiş ya. Ahmak, ahmak. Üstelik de soyluya demiş bunu. Mahkemeye de değil. Ahlak. Yani asgari bir ahlak bile ortada ne olup ne bittiğini, adil bir bakış ortada ne olup ne bittiğini anlar. Ahmak demiş ya. Hani hocam iki arkadaş konuşurken ne der? Ya ahmaklık yapma der. Hani biz bunu hakaret saymayız. Yani şey demek ister. Yanlışlık yapma yani. Eee... Önyargıların nedeniyle hata yapıyorsun demek. Hata yapıyorsun demek. Girin Türk Dil, Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakın. Ya siz bu sözlerden hiç kimse hakkında soruşturma açmayacaksınız. O halde biz önümüze gelene söyleyelim. Cumhurbaşkanımızı örnek alıp. Değil mi? Ulan ahlaksızlar, adiler, cibilliyetsizler, zürriyetsizler, tezekler, çamurlar, man kafalar, alçaklar. Affedersin Ermeniler, şerefsizler, edepsizler, yalakalar, geri zekalılar. Vampirler, dönekler, virüsler, soysuzlar, reziller, çakallar, ölü seviciler, terbiyesiz herifler, sürtükler, çürükler. Zerdüştler falan da vardı. Kimlik çok üzerinden. var hocam. Bunu bir bölümünü söylüyorum sadece. Bunun kastı ne var? Yüksek seçim kullanmak ahmak demişler. Ya şaka mısınız siz? Sizi bu millet, sizi bu millet gömecek. Demokratik bir biçimde o tarihin en karanlık noktasına gömecek. Ait olduğunuz yere orta çağa iade edecek bu millet sizi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Buradan kalkıyorsunuz, birine siyaset yasağı koyuyorsunuz, İstanbul Belediye Başkanlığı'nı gasp etmeye çalışıyorsunuz. Şimdi bugünkü konuşmalarda hocam önemli olan şeylerden biri de şuydu. Hiç kimse değinmedi. Ali Babacan, ben kutluyorum Ali Babacan. Babacan'ı. Hem Ekrem İmamoğlu'ndan söz etti, hem Canan Kaftancıoğlu'ndan söz etti. Kılıçdaroğlu gibi. Bir de bir şey daha söyledi. Selahattin de taş dedi. Evet, o da ilginçti doğru. Önemli. Bravo. Selahattin de dedi. Orada bir adaletsizlik var. Orada bir adaletsizlik var. Haksız ve hukuksuz bir biçimde bu ülkenin önde gelen siyasetçilerinden birini demokratik bir çözümde, demokratik bir açılımda, demokratik bir gelecek projesinde önemli rol oynayacak bir insanı, bir siyasetçiyi, bir aydını haksız ve hukuksuz bir biçimde cezaevinde tutuyorsunuz. Ali Babacan bunu söyledi. O bakımdan Ali Babacan'ın konuşması diğerlerinden, hani biraz önce e, Erdoğan'ı örnek vermesi nedeniyle şiir okudu dediler, şiir falan değildi. Ceza verilmemeliydi bana göre de, başka bir şey. Ama şiir değildi o, o bir cihat, şiir, bir cihat şiiri, bir cihat marşıdır o. Cihat marşıdır. Bir de Mehmet, önce şey dediler Ziya Gökalp dediler Ziya Gökalp'in öyle bir şiir yok. Hiç Mehmet, Mehmet Akif Ersoy dediler vesaire. Hiç, hiç kimse hiç. de yok. Arif e, Nihat Asya'nın olduğunu söylediler. Onun da öyle bir şiir yok. Yok böyle bir şey. An anonim, halk halk şiiri. Halk şiiri de değil hocam. Yok İslamcıların, İslamcıların örgüt şey marşı. Işte, evet. Yani. Örgüt marşı. Bakın, devrimci örgütlerde de öyle marşlar vardır. doğdu hep uyandık siperlere dayandık. Emperizm'e karşı alkanlara boyandık diye başlar. Dev genç marşı vardır. Ey dev gençli, ey dev gençli. Savaş günü yaklaştı diye. Onun gibi bir şeydir. Diğerleri çok saygın tabii. Karşılaştırmak istemem. Diğerleri çok değerli. Karşılaştırmak istemem ama örgüt marşıdır. Öyle şey yok. Şiir miir değil. Şiir miir değil. Ceza verilmesi başka bir şey. Ceza verirseniz böyle kahraman yapıyorsunuz işte. Ceza verilmesi başka bir şey. Belki de ceza verilmesi bir projenin de bir parçasıydı. Onu da belirteyim. Bunun üzerinden hiç atlamayın. Bu olasılığın üzerinden hiç atlamayın. Buyurun hocam. Evet çok haklısınız. Şimdi değerli izleyiciler bir tane bir e, güzel bir e, başarı var. E, Ali Öztunç'un kişiliğinde CHP tarafından e, gerçekleştirilmiş. Bu e, 6 yaşındaki e, bebek çocuk kızın e, güya evlendirilme. Sürecinde bir adama verilmesi falan rezillikleri sırasında iki e, ve aslında üç tabii e, yağma devam ediyordu. Biri zeytinliklerin yağması e, madenler için öbürü e, liman ihalelerinin yağması daha öbürü de malum ihale yasasıyla doğanın e, kentsel alanların e, peşkeş çekilmesi. Ee, orada e, Ali, e, Ali Öztunç, bizden sonraki programın bizden sonraki konuğu, konuğu Gökmen, Karadağ Gökmen açıkça Bey açıkça programının evet, konuğu. Gökmen Bey herhalde o konuyu biraz daha ondan açar. Onun çabaları sayesinde ki e, CHP'nin çevre e, işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısıdır, pırıl pırıl bir çocuktur. E, çocuk diyorum 40 küsur yaşında, <laughs> benim neredeyse yarı yaşımda. Alınmayacağından eminim. Yok hocam 50 küçük söyledi 50 yaşında 50 yaşında üzerinde, Ali. E işte değerli bir çocuktur yani. Özellikle. Genel CHP genel başkan yardımcısı evet. çok çalışkan bir politikacı çok. milletvekili. Şimdi onun onun Dostunuz. onun çabalarıyla e, iktidar bu zeytinlikleri e, maden arama maden arayan şirketlere çünkü arkasında Cengiz falan var maden arama faaliyetlerine ve maden arayan... Hocam tam da oradan ben sizden sonra e, bu Beşli Çetenin operasyonu ile ilgili çok özel bilgiler vereceğim. Tamam. E, o şirketlere ve e, yer üstünün güzelliğini yer altındaki zehir kullanılarak aranan madenlere mahkum eden e, öneriyi geri çektirdi. Şimdi geçicidir bu biliyorum çünkü biz bu iktidarın yağma e, politikalarından asla vazgeçmediğini, zaman zaman gerilediğini ama sonra gene pişirip pişirip torba yasalarla başka konularda bir takım önerilerde bulundukları sırada onlara eklemleyerek gündeme getirdiklerini biliyoruz. Şimdi bunu böylece belirttikten sonra değerli izleyiciler şunu açıkça söyleyelim. Maalesef bu iktidar ülkeyi çok cephelere böldüğü için bizim bu kanalda, Merdan Bey'in de genellikle benim özellikle yaptığım, genel olarak da özel olarak da yaptığım her olayı kendi içinde ve her kişinin eylemlerini ve söylemlerini o eylemler ve söylemler bağlamında değerlendirmelerimizi de o e, kalıplara sokmaya çalışıyorlar. Yani Kılıçdaroğlu'nun e, 28 Şubat konusunda darbe demesini eleştirmemi, vay sen Kılıçdaroğlu'nun önünü kesiyorsun diye veya Kılıçdaroğlu'nun ki çok daha önemli bu söylediğim mezhepçilik ve dincilik tuzağına düşmemesini, övmemi ya bak sen de işte bilmem Ekrem İmamoğlu'na karşısın. Şimdi Kılıçdaroğlu'nu övdün filan gibi abuk sabuk yorumlarla. ikisinde de değiliz biz, objektifiz. Tabii, gayet yanlış bir şey. Şimdi o açıdan bakın, objektif olarak son durumu net olarak koyalım. Bir, İmamoğlu birkaç bakımdan fevkalade başarılıdır. En başta 13 bin oyla kazandığı seçimi güzel bir kampanyayla 31 Mart'tan 23 Haziran'a kadar yani Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 3, 3 ayda 800 küsur bin. Hocam bizim payımızı unutmayın. Bağımsız tamam. medyanın payı. Tabi bizim payımız da var. Büyük payımız Vallahi, var. Evet. Evet. evet, O bir defa ama işte Canan Hanım'ın ve Ekrem Bey'in ve o örgütün tabi büyük başarısı bütün bağımsız bizim gibi medyayla birlikte. O bakımdan bir defa çok büyük bir başarı. İki, bütün saldırılara rağmen dostluğu, sevgiyi ve dayanışmayı e, yüceltmesi ve o paralelde gitmesidir. Hatta o kadar ki sağa çok fazla taviz verdiği biçiminde eleştirilmiştir. Ben de eleştirdim. Yani bir takım dini ritüellerle göreve başlamasının filan e, pek e, layık bir ülkede bir yeri olduğu kanısında değilim. Ama o öyle yaptı. Tamam, o da bir şey. O o kucaklaşma vesaire filan gibi şeylerle o da gidiyor. Asıl üçüncü büyük bir başarısı var. Paralarına el konuyor. Hakları ödenmiyor. Bütün kaynakları üzerinde ambargo var. Ve sadece hortumları kestiği için, sadece hortumları kestiği için tasarruf ettiği kaynaklarla inanılmaz işler başarıyor. AKP'nin yıllardır sürüncemede bulası. Tabii yolsuzluğu bıraktığı. önlediği için değil mi hocam? Evet, sadece yolsuzlukları önlediği için. Bakın o kadar büyük bir kaynak söz konusu ki AKP'nin göz diktiği bakın bütün kaynaklar engelleniyor. Dışarıdan kredi alınması engelleniyor. İçeriden krediler engelleniyor. Topladığı paralara el konuyor. Her türlü etraftan etrafı sarılıyor, muhasara ediliyor. Buna rağmen sırf hortumları keserek elde ettiği kaynaklarla, gelirlerle AKP'nin yıllardır sürüncemede bıraktığı metro inşaatlarını tamamlıyor, yeni hatlar açıyor. Müthiş bir başarı. Ve bunu yaparken ayrıca sessizce aşağıdan alttan alta üniversite öğrencilerine burslar, yemekler, çeşitli sosyal yardımlar filan. Sadece tabi bunu da yapmakla kalmıyor. Beşiktaş Belediyesi bildiklerimden biri, Kartal Belediyesi bildiklerimden biri. Kadıköy Belediyesi, Bakırköy Belediyesi özellikle bildiklerimden biri bütün bu belediyelerin inanılmaz düzeyde sosyal hizmetler, öğrencilere, üniversite öğrencilerine bedava yemekler, yurt hizmetleri falan yapmasına destek veriyor. Müthiş başarılı bir çocuk. Müthiş başarılı. Ve istikbali çok parlak. Çok parlak. Yani hiç kimse İmamoğlu'nun siyaseten yasaklı olduğunu düşünmesin. Bu son hamle onu bilakis yıldız yaptı. Yarın bunları yazdım. Tek tek madde madde sıraladım yapılan şeyi. Asıl şimdi oraya geleceğim. Bu son karar ABD'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin ılımlı İslam adına Türkiye'yi model ülke olarak ilan etmesini ve AKP'yi, Merdan Yanardağ'ın kitabını okuyun, AKP'yi iktidara taşımasının getirdiği Orta Doğu'daki ılımlı İslam projesinin Türkiye'de de nihayet iflas ettiğinin son noktasıdır. Çünkü 11 Eylül'de 2001'de Amerikalılara yapılan bu ikiz kuleler saldırısından sonra Amerika kendi ürettiği canavarın yani El-Kaide'nin, Usame Bin Laden'in kendi ürettiği Laden'in ve El-Kaide'nin karşısına bunu önlemek için radikal siyasal e, terörist İslam'ı önlemek için ılımlı İslam diye bir şey icat etti. ılımlı İslam Müslüman kardeşlerdi. İhvan, İhvan'ın müslümindi Mısır'da destekledi, Libya'da destekledi, e, Irak'ta destekledi, Suriye'de destekledi. Her şey birbirine karıştı ve kan de, deryasına dönüştü bu ülkeler. Türkiye'dekini de model ülke Türkiye'yi saymıştı AKP'ye güvenerek. Bakın işte İslam'dan geliyorlar ama demokrat İslam böyle olur diye örnek ülke yapmıştı. Hangi demokrasi? Hangi demokrasi? Hangi insan hakları? Hangi hukuk devleti? Bu karar bir de onu gösterdi. Yani uluslararası düzeyde de siyasal İslam'ın iflasını ilan etti bu karar. Ve Kılıçdaroğlu gerçekten bütün tuzaklara rağmen kimlik siyaseti tuzağına düşmemiş bir lider olarak altılı masayla gidiyor. Ben de çok eleştiriyorum birçok şeyi, birçok şeyini eleştiriyorum. Zamanı gelince gene eleştireceğim. Ama şimdilik öyle anlaşılıyor ki İmamoğlu İstanbul'daki büyük başarısıyla nasıl önünü geleceğe göre geleceğe doğru açmışsa Kılıçdaroğlu da bu son krizde de gene demokratik siyasetin önüne herhangi bir engel gelmesini önleye anlaşılıyor, öyle görülüyor. Buyurun efendim. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Şimdi e, bir kez daha e, belirteyim. Kılıçdaroğlu'nun Almanya gezisi e, zamanlama açısından hataydı. Bir e, basın ve halk ilişkiler hatası, bir planlama hatası oldu. Olarak değerlendirmek e, durumundayız. Doğru olmadı. Ve, fakat Kılıçdaroğlu çok hızlı bir karar vererek özel bir uçak kiraladılar ve bizden bir gün önce geldiler. Buradayım. Olayın olduğu gün Türkiye'ye geldi ve Ekrem İmamoğlu'nun makam odasında, Ekrem İmamoğlu'nun yanındaydı. Dolayısıyla ama kurulmuş gibi sizin işaret ettiğiniz sosyal medyada bir kampanya başladı. Ne oluyor ya? Acele ne? Bu Ekrem İmamoğlu'na karşı da bir haksızlıktır. Şimdi ben biraz önce söyledim. Bir açıklama yapacağım dedim. Beşli Çetenin operasyon hikayesi. Beşli Çete operasyonunu sürdürüyor mu, sürdürmüyor mu? Sürdürmüyor olabilir mi değerli seyirciler? Sürdürmüyor olabilir mi? Hemen, olayı. Evet. Hemen harekete geçirdiler sosyal medya işini. Ekrem İmamoğlu'na verilen cezada beşli çetenin payı vardır demiyorum. Bakın Ekrem İmamoğlu bizimdir, halkın adayıdır, İstanbul'un seçilmiş belediye başkanıdır ve bana göre bana göre bir dönem daha belediye başkanlığı en az, yapıp en az yapıp dönem. yapıp parlamenter dönemde Türkiye'nin başbakanlığını yapabilecek bir geleceği vardır onun. bir geleceği vardır. Millet ona o onayı verir. Hiçbir şey için acele etmemek lazım. Türkiye'nin sakin bir biçimde bir daha demokratik, hukukun üstünlüğünün olduğu, kuralları olan, bakın kuralları olan bir ülke haline gelmesi lazım. Bu ülkenin kuralları yok. Bu ülkede bir sanayicinin, bir yatırımcının önünü görebilmesi bile mümkün değil. Bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle insanların malına, mülküne, bank hesaplarına el konabiliyor. Böyle bir kapitalist ülke olur mu ya? Yabancı yatırımcılar gelir mi? Ben ee, Almanya'daydım orada insanlarla konuştuk insanlar ya sosyal medyada Facebook'ta bir şey paylaşmış ya ben Türkiye'ye gelirsem acaba havaalanında gözaltına alınır mıyım diye korkuyor Türkiye'ye gelenler sosyal medya paylaşımlarını temizlemekle meşgul nasıl bir ülke yarattınız siz ya nasıl bir canavar e, yarattınız siz nasıl bir canavar yarattınız ve şaşırıyorlar bize ya siz nasıl bunları söylüyorsunuz sizin cesaretinize hayranız biz. Ya evet biz korkak insanlar değiliz ama tarihin bize verdiği görevi, bize yüklediği görevi yapıyoruz. Başkaları yapmadığı için yapıyoruz. Evet. Siyasal mücadele bir cesaret işidir. Gazetecilikte bir siyasal meslektir bunu biliyoruz. Bunun gereğini yapıyoruz. Sahadan ve cepheden kaçmıyoruz ve korkmuyoruz bu doğru. Ama ya sosyal medyada Facebook'ta bir şey paylaşmış atıyorum ya Çorumlu bir yurttaş Türkiye'ye gelmekten niye korkar ya? Haklı. Çünkü Haklı. ortaokul talebelerinin gece yarısı evini bastılar sabaha karşı. Evet. Şimdi hocam Hasan Aksu diyor ki veda edin evet. abi, abi, diyor. <laughs> Peki Haklı. Hasan. Evet. Ben o zaman Beşli Çetenin ne yapıp ettiğini yarın daha ayrıntılı bir şekilde açıklayacağım. Bir kez daha söyleyeyim. Bu halkın iradesine bir darbedir. Kılıç, Kılıçdaroğlu'nun bugün mitingde, Saraçhane mitinginde söylediği sözler önemlidir. 11 maddenin altını onlara dikkat çekmek lazım. Saraçhane mitinginin kendisi milli iradenin ortaya konuştur. Bu darbeyi püskürten o meydandır işte. Bu darbeyi püskürtecektir. Saraçhaneleri çoğaltmak ve bu darbeyi püskürtmek gerekir. Çünkü bu darbe püskürtülemezse eğer 2023 kazanılamaz. O bakımdan Ekrem İmamoğlu 2023'ün kazanılması için bir simge haline gelmiştir. Ekrem İmamoğlu hakkında verilen bir karar. Bununla bitirelim. Yarın devam edelim. Bizden sonra Gökmen Kara Karadağ açıkça programıyla karşınızda olacak. Sürekli katılımcısı, program ortağı, Salim Şen'de avukat, hukukçu, eski askeri savcı programı konuklarından biri Ali Öztünç olacak. Ve diğer konukları da hemen bizden sonra ekrana gelecek e, tanıtım e, videosunda göreceksiniz. Hoşçakalın, Tele 1'den ayrılmayın. Evet değerli izleyiciler, CHP bu fırsatı, bu yanlışı tekrar mitingler düzenlemek ve sokakta seçmenle göz göze kalp kalbe yüz yüze iletişimini güçlendirmek için kullanma